Ne oldun bakayım sen? Neden düşürdün yüzünü yere? Meryem abladan sebep. Neden sebep? Duymadım. Meryem abladan. Tekme attı ya Esma abla. Karnı ağrımıştır değil mi? Gebersin o. Deme öyle. Kimseye intizar etme. Davut, at koşturuyorum, gel. Bana ne, vurmasaydı o da. Kimse de ayırmadı ki gene. Sevmezler Meryem ablayı da ondan. Deli derler. Deli değil o. Bize şeker, pestil, dut kursu verir hep. Ben de size bir masal anlatsam. Ha? İster misin? Neden sebep? Benim şekerim pestilim yoktu ondan. Bir de sıkıntın geçsin diye. Ha? Nasıl masal ki o? Otur da dinle bak. Hadi siz de başka arkadaşlarınızı çağır. Sabah Meryem yine ortalığı birbirine katmış. Abine be, Zeybeş mi gelmiş? Sefet! Bu öyle bir masal ki, anlatan kadar dinleyene de iş düşmekte, anlatan kadar dinleyen de yorulmakta. Neden bilir misiniz? Çünkü bu masaldaki kişileri siz önce kafanızda göreceğiniz. Nasıl yaparız ki? Şimdi ben birine desem ki masalda yaşlı bir nene. Onun sureti belirir ya gözün önünde. Bu kişileri oynatın kafanızda. Orta oyunu gibi. Hayal perdesi gibi. Bu gördüğünüz, bildiğiniz, tanıdığınız insanlardan biri de olabilir farz-ı mahal. Her bir insanın yerine bu köyden tanıdığınız birini koyun. İyiye iyi yakıştırın, o belli olsun içinizde. Kötüyü baş verin. O kara bir suret olsun. Masalda bir ulak İbrahim var. Onun suretini bana bırakın. Onun yüzünü ben görürüm bir tek. Masalın da bilmecesi burada zaten. Anlaştık mı? Bütün güzel hikayat, bütün masallar gibi buna da Yaradan'ın adıyla başlar. Ben deyim 100 yıl evvel, siz deyin daha şimdi. Bir ulak İbrahim varmış. Olmaz Davut. Ne dedik? Ulağın suretini boş tut kafanda. Sen ondan sonrakileri dolduracaksın. Ulak ne olabildiniz değil mi? Birinin habarını, birinin namesini, dileğini öbürüne götüren atlı. İşte günlerden bir gün. Atı bir doğru atmış, de ki dünyayı taşımış sırtında. De ki gece, de ki gündüz, hiç yorulmazmış. Yol uzun, yol bitmez ama suyu biter elbet İbrahim'in. Yol kıyında bir kuyu bulmuş. İşte ne olduysa zaten o vakit olmuş. İbrahim suyu içince gözünün önünde bir hayal belirmiş. Şimdi bir nene tahayyül edin kafanızda. Korkma, korkma.
git yutarsın getir. Koş koş. 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 Sabah erken daha horoz ötmeden kalktım. Bir feryat kapının önünde buncağızı gördüm düşmüş yere. Ağzı burnu sal sümük. Ne konuştu ne etti. Ataşlanmış fakir. Yanıyor. Kimlerden bu? Tanıyan var mı? Nene. Buduz muduz olmasın bu? Elliyorsun ediyorsun ama. Bırak nene bırak. Atalım dereye gitsin. Ağusunu zehrini bulaştırır bize vallahi. Deli deli konuşma. Isırmayacak ya beni. Bulaştırırsa da bana bulaştırır ağusunu. Ne yapalım? Bir gariban fakir. Sokağa mı atacağız? Yavrum. Konuşabileceğim mi? Gayret et biraz. Bir yol gözünü açsan. Aa, gördün mü sen? Baksana. Ne oluyor lan burada? Dede bize masal anlatıyor. Lan Ferhat, gel lan eve. Eşek sıpası. Anana lazımsın. Hadi. Adem abi. Ha. Hadi gidiyoruz değil mi? Geldim. Lan. Kim acaba? Ne anlatır ki çocuklara? Mezzu falan olmaya. Bilemedim ben de. İyi bir adama benzer ya. Bir gariban yolcu yara. Ne oluyor lan burada? Diye ünleyince adam, herkes korkuyla el pençe divan durmuş adamın karşısında. Kötücül bir adammış zaten. Etmediği eziyet kalmamış köye. Her bir işi zarar ziyan, her bir işi kendine yontmakmış. Keserin beriki tarafı gibi. İnsanlar bu adamı hiç sevmezmiş. Neden bilir misiniz? Fenalıklar yapıyor diye mi? Değil. Korktukları için sevmezlermiş. Fenalık bağışlanır yeri gelince. Hem kul hem Rab bağışlar fenayı. Ama insan korktuğu şeyi sevmez bir tek. Melek! Neredesin kız? Hadi su! Ha? Hadi! Dur da çabuk su! Abi! Başka işin gücün yok mu senin çoluğu çocuğu toplamışsın başına? Evde bütün işler kaldı senin yüzünden. Ufacık kızın mı çekip çeviriyor evi? Belli çocuğun elleri cılk yara olmuş. Hasta o çocuk. Öksürüp durmakta. Sana ne? Sen kendi işine baksan ya. Kendi işim. Cemile! He! Hiç kendini yorma kızım. Ben şimdi Kavaklı'ya gidiyorum. Çağıracağım kolluğun adamlarını. Attıracağım bunların hepsini buradan. Aman vallahi abi abla. Delil abiyken iki oldu. Esma abla. Edepsizlik etme de yürü yoluna. Hadi lan sen de. Senden mi öğreneceğim ben edebi? Yürü kız. Çocuklar, masalın devamını yarın dinleyeceksiniz. Ben söyleyeceğim size zamanı. Hadi dağılın şimdilik. Tamam, devamı yarına kalsın.